Dün itibariyle sizleri E3 coşkusunun içerisinde biraz da olsa çekmeye çalışmıştım. Yeni oyunlar, yeni duyurular geliyor demiştim. İşte bunların ilki dün itibariyle kendini gösterdi. Google yeni oyun platformu Stadia için kısa bir yayın yaptı. Bu kısa yayına da yeni bilgilere ulaşma şansı edindik. Peki bu yayın istediğimiz tüm bilgileri verdi mi bize? Vermedi. Ama öncesine göre artık elimizde çok daha fazla bilgi var. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. İlk olarak hiç bilmeyenler için Stadia'nın ne olduğundan çok kısa bahsedeyim. Kendisi size Chrome tabanlı bir tarayıcı üzerinden oyun oynatan bir platform. İyi bir PC'ye sahip olmanıza gerek yok. TV, televizyon, tablet veya dandik bir PC fark etmeksizin herhangi bir yerde Chrome tarayıcınızı açıp Stadia'ya bağlanabiliyorsunuz. Bağlandığınız gibi de oyun oynamaya başlayabiliyorsunuz. Oyunları oynayabilmek için indirmenize gerek yok, güncellemeye gerek yok. Sanki bir Twitch yayını izlermiş gibi anında oyuna giriyorsunuz ve oyun akmaya başlıyor. Daha fazla bilgi için şu videoya da bakabilirsiniz. Nasıl anlattıklarım kulağa güzel geliyor mu? Direkt oyuna giriyorsun abi, indirme yok, hiçbir şey yok böyle. Bastığın anda play'e oyundasın. Hiçbir şey yok ya, güzel değil mi? Güzel. Fakat bu güzelliklerden faydalanmak için çok önemli bir şart da var. Bu şartımızın adı internet. Evet, güçlü sistemlere, konsollara ihtiyacınız yok ama bu sistem için, bu hız için, bu anında oynayabilme şansı için internet şart. Stadia'nın en kritik şeyi internet istemesi, normal olarak. İşte dünkü konferansta Google Stadia için gereken internet hızını da diğer bilgilerle beraber açıkladı. Minimum 10 megabitlik bir internet bağlantısına sahip olmanızı öneriyor sevgili Google abimiz. Bu 10 megabitlik bağlantıyla oyunlarımızı 720p görüntü kalitesinde stabil bir şekilde oynayabiliyoruz. Eğer hızımızı 20 megabit'e çıkarabilirsek 1080p kalitesinde HDR desteğiyle de oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Ama dersen ki ben full performansa çıkmak istiyorum, en iyi görüntüyü almak istiyorum, o zaman 35 megabitlik bir bağlantıya sahip olman gerekiyor. 35 megabitlik bir bağlantı sayesinde 4K oyun deneyimine, HDR'a, 5.1 ses sistemine de sahip olabiliyorsun. Yine güzel değil mi ya? 35 megabitlik bağlantı güzel şeyler vaat ediyor. 4K oyun deneyimi, üstelik bir sisteme ihtiyacın yok yani, sadece internet hızı. Kulağa hala güzel geliyor yani, hiç fena değil. Ancak eğer şu anda kendi internet hızı test ediyorsanız, acaba ben oynayabilir miyim diye düşünüyorsanız çok düşünmeyin, çünkü sistem Türkiye'de yok. Yani sistem şu anda hiçbir yerde yok, henüz çıkmadı ama çıktığı zaman da Türkiye'de olmayacak. 2020 içerisinde belki Türkiye'ye gelebilir. Belki 2021'de gelebilir. Bilmiyorum ama şu anda yok. Zaten gelse bile kaçımız oynayabilir, o da ayrı bir soru işareti. Ülkemizi bir kenara bırakırsak eğer Stadia çıktığı gibi 14 ülkede faaliyette olacak. Peki ne zaman çıkacak? Aslında Google henüz net bir çıkış tarihi vermedi. 2019'un Kasım ayında çıkacak dedi ama tam tarihi söylemedi. Kulağa gelen söylentiler 15 Kasım 2019'da Google Stadia'nın çıkacağını işaret ediyor. Gerçi çok da fark etmez ha, Kasım 15'e Kasım 1'ine fark eder yani. Biz diyor ki o yüzden çok gaza gelmiyorum Kasım tarihine zaten. Elbet çıktığı zaman VPN ve benzeri sistemlerle deneyenler olacaktır ama ne kadar verimli olacak onu da çıktığı zaman görürüz ya. Gelelim benim daha çok merak ettiğim başka bir konuya. İşin fiyatlandırma kısmına. Açıkçası Google dünkü yayında genel fiyatlandırmadan bahsetse de tüm kozlarını açık oynamadı. Hala da bazı soru işaretleri var kafalarda. Fakat önce gelin beraber bir fiyatlara bakalım. İlk olarak tekrar bir hatırlatma yapayım. Google Stadia bir kere para verip aldığınız bir şey değil. Yani bir Xbox, bir PC, bir PlayStation gibi değil. Stadia aslında herkesin erişimine açık bir platform. Fakat bu demek değil ki bedavaya sistemden faydalanabiliyorsunuz. Bu sistemin de bazı üyelik modelleri var. Bunlardan ilki Stadia Pro. Stadia'ya aylık 10 dolar vererek Stadia Pro adı altında üye olabiliyorsunuz. Stadia Pro içerisindeyken de Stadia'nın kütüphanesindeki oyunları istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Sınırsız. Kütüphanede ne var ne yok hepsini oynayabiliyorsunuz ya. Hepsini. Üstelik de 10 dolar gibi bir fiyata ya. Yani of be. Aynı Netflix gibi lan. Çok iyi değil mi ya? Harika değil mi? Enfes değil mi? Değil. Maalesef ki değil ya. Çünkü Google Stadia'nın kütüphanesine sergilenecek oyunların kalitesi ve sayısı ile alakalı bir açıklama yapmadı. Ha, eğer siz Stadia için çıkacak her oyunun kütüphaneye ekleneceğini varsayıyorsanız yanılıyorsunuz. Bir oyun Stadia'ya çıkıyorsa kütüphanede yer alacak anlamına gelmiyor. Çünkü Google'ın dün açıkladığına göre Stadia için çıkacak büyük yapımlar ayrı bir şekilde satılacaklar. Yani buradan anlayacağımız şey Stadia'nın sistemi aynı Netflix gibi değil. Stadia kendisine çıkan tüm oyunları kütüphanesine oynatan bir sisteme sahip değil. Tıpkı Steam'e ya da PlayStation'a oyun alıyormuşçasına oyun aldığınız bir platform. Diyelim ki Ghost Recon Breakpoint alacaksınız. Giriyorsunuz ön sipariş sayfasına, platformlar kısmından seçiyorsunuz Stadia'yı, veriyorsunuz 60 dolara, hop oyun Stadia kütüphanenize ekleniyor. Nasıl Uplay kütüphanenize veya Steam kütüphanenize ekletiyorsanız Stadia'yı da aynı şekilde para vererek ekletebiliyorsunuz. Stadia çıkacak oyunların fiyatıyla alakalı net bir şey yok. Ama büyük ihtimal %90 oranında bir oyun PlayStation'da 60 dolarsa, Steam'de 60 dolarsa Stadia için de 60 dolar olacaktır. Daha önce satacaklarınızı hiç zannetmiyorum.
Şimdi iş böyle olunca çıkacak büyük oyunların %99'unun Stadia için ayrı satılacağını tahmin edebiliriz. Yani Ubisoft, Electronic Arts, Activision gibi firmalar çıkaracakları yeni oyunlarını PC'de PS4'te 60 dolara satarken Stadia'da ucuza satmayacaklardır. Yani Stadia'nın sistemi Netflix modeline dayanan bir sistem olmayacak. Şimdi sen düşün bir Activision'sın, Call of Duty Modern Warfare çıkaracaksın. PlayStation 4'te Xbox'ta 60 dolara çıkarttığın oyunu Stadia'da 40 dolara niye çıkarasın? Google'ın bunun için büyük bir hibe yapması lazım. Büyük paralar saçması lazım firmalara ki olsun bu iş. O da bana çok olası gelmiyor. Çünkü öyle bir şey yapmış olsaydılar çoktan bunun duyurusunu yaparlardı. Çünkü büyük olay olurdu bu. Google şu anda bu fiyatlandırmaya çok ağzını almadığına göre insanların çok hoşuna gidecek bir detay olmayacaktır orada. Açıkçası bu durum biraz benim hevesimi kırdı. Stadia'nın 10 dolar vererek eriştiğimiz kütüphanesinin Xbox'ın halihazırda sunduğu Game Pass sisteminden daha iyi olacağını da düşünmüyorum. Yani Google kendi oyunlarını geliştirip insanları Stadia'ya çekmediği sürece sistem beklenilen patlamayı ne kadar yapabilir ondan da çok emin değilim. Kendinize şu anda bir sorun. Bir oyuna 60 dolar para verecek olsanız, server üzerinden oynayabildiğiniz bir sistem içerisinde mi satın alırdınız oyunu yoksa hali hazırda bulunan PC'niz için mi alırdınız? İnternet kalitesine güvenerek server üzerinden oyun oynamak bilmiyorum. Amerika'da bile çok tartışılan bir olay. Ki Amerika'nın interneti iyi derler. Bilmiyorum, denemedim, bizzat gitmedim ama. Yani benim Stadia'dan beklentim biraz daha yüksekti. Sadece serverda oyun oynatabilmesinin avantajlarını değil, aynı zamanda güzel bir kütüphaneyle, güzel bir servis sistemiyle de oyuncuları cezbetmesini beklerdim kendisinden. Tabii ki tüm bu soru işaretleri Stadia'nın avantajlarını ortadan kaldırmıyor. Sonuçta iyi sistem toplayamayan ya da toplamak istemeyen fakat iyi bir internet hızına sahip insanlar için çok avantajlı olacaktır Stadia. Aynı zamanda her yerde oyun oynamak isteyen insanlar için de çok avantajlı. Evde PC'sinde oyun oynamaya başla, sonra dışarı çık, telefonda oyununa devam et. Kulağa gayet iyi geliyor. Fakat yerel pazara baktığımızda, yani Türkiye'yi baz aldığımızda çok heyecanlanmak da mümkün değil. Tabii Stadia Pro'nun kütüphanesindeki oyunlar dışında bir avantajı daha var. O da videonun başında bahsettiğim 4K ve 5.1 ses sistemi desteğini içerisinde barındırması. Yani Stadia Pro sahibi değilseniz internetiniz ne kadar iyi olursa olsun 4K görüntü alamayacaksınız. Bir nevi kütüphane içerisindeki oyunlarla birlikte 4K için de aylık ücret ödemeniz gerekecek. Gelelim Stadia Pro dışında Stadia'nın sunduğu bir başka pakete. Stadia Founders Edition paketine. Bu paketi klasik bir koleksiyoncu sürümü gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu paketi aldığınız zaman içerisinden 2 adet 3 aylık Stadia Pro üyeliği çıkıyor. Biri kendiniz için, biri de arkadaşınız için. Beraber online oynayın diye. Bununla beraber bir adet de Stadia için özel geliştirilen Gamepad çıkıyor paketin içinden. Ayrıca Chromecast Ultra çıkıyor ve Destiny 2 oyununa tüm eklentileriyle birlikte sahip olabiliyorsunuz. Aslında hiç fena paket değil. Özellikle de Destiny 2'yi seviyorsanız. Bu arada evet, Destiny 2 de Stadia içerisinde yer alacak oyunlardan bir tanesi. Böyle yolda giderken falan tabletten çat diye bağlanabileceksiniz Destiny 2'ye. Ulan mobilite çok iyi olay ya. Ama internet varsa, internet yoksa o tablet ekranına öyle bön bön bakarız. Stadia Founders Edition'ın ücreti ise tek seferliğe mahsus 130 dolar. Yani tek seferlik para veriyorsunuz, bitiyor o kadar. 130 doları veriyorsun, alıyorsun ürünlerini, işin bitiyor. İçinden çıkan 3 aylık üyelik bittikten sonra da aylık 10 dolar vererek üyeliğinizi devam ettirebiliyorsunuz. Tercih size kalmış. Böyle bir seçenek var. Eminim ki artık Stadia sistemiyle ilgili kafanızda yer alan soru işaretler bir kuple de olsa azalmıştır. Sene sonuna doğru Stadia çıktığında daha hakim olabileceğiz zaten detaylara. Zaten sistem çıktığı gibi herkesin ilk bakacağı konu gerçekten de gecikme yaşamadan oyun deneyimi sunup sunamayacağı olacaktır. Oyunlar demişken dünkü yayın sırasında duyurulan oyunlara da ufak ufak bakmak gerek. Misal Baldur's Gate 3. Evet, efsanenin de efsane statüsünde bulunan bu izometrik RPG oyununun devamı geliyor. Baldur's Gate 3 geliyor. Üstelik de Divinity Original Sin'in yapımcıları tarafından geliştiriliyor. Kendisi tabii ki Stadia'ya özel bir oyun olmayacak. PC'de de oynayabileceğiz. Yani öyle bir korkunuz varsa olmasın. Baldur's Gate 3 ile alakalı detaylar net değil ama tüm yayın sırasında en dikkat çeken oyun kendisiydi. Bunun dışında Stadia'nın çıkışıyla beraber oynayabileceğimiz oyunlardan bazıları Metro Exodus, Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, Rage 2, The Division 2, Football Manager 2020. Bu oyunlarda Stadia'nın çıkışında yer alacak oyunlardan birkaç tanesi. Zaten oyun listesinin tamamını şu anda ekranda görüyorsunuz. Stadia'nın çıkışına yakın eminim ki bu listeye birkaç oyun daha eklenecektir. Şimdi bu vakte kadar yaptığım yorumlar içinizi çok açmamış olabilir. Stadia ile alakalı diye düşünüyor olabilirsiniz. Benim heyecanım azaldığı için sizin de heyecanınız azalmış olabilir. Sonuçta ortak payda da düşünüyoruz, hareket ediyoruz bazı zamanlar. Ama korkmayın. Stadia hala güzel bir platform. Hala daha gelecek vadeden bir platform. Sistemin kesinlikle kötü veya vasat olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak benim vizyonsuzluğumdan dolayı da heyecanım azalmış olabilir. Ancak ben Stadia'dan sadece internet tabanlı oynamayı değil, aynı zamanda güzel bir servis modeli de bekliyordum ya. Size de bunu bir sürü videoda paylaştım. Aylık para vererek üye olarak bir ton oyun oynayabilme sistemine oyun dünyası olarak geçiş yapmak üzereyiz. Bunun adımları atılıyor. Şöyle ya da böyle bu sistem bir gün hayatımıza entegre olacak. İşte ben Google'dan bunun öncülüğünü yapmasını beklemiştim. Öyle bir servis sistemi yapacaklar ki hepimiz "Aa ne iyiymiş bu sistem" diyeceğiz diye düşünmüştüm. Netflix gibi olacak diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Açıkçası Xbox Game Pass'in sisteminden daha zayıf bir sistem olacak gibi duruyor Google'ın Stadia'sı. Ama bunlar hissiyatlar tabii. İşin nereye varacağı belli olmaz. Dediğim gibi belki de ben vizyon yoksunuyumdur kardeşim ya. Olamaz mı? Olmasın lan. O kadar da olmasın ya. Acık vizyonlu olalım.
Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin.